Merhaba çocuklar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hadi sizlerle birlikte sevimli mi sevimli, tatlış mı tatlış bir bulut ve altından uzanan gökkuşağı yapalım. Bunun için öncelikle kağıdımızın üst kısmına, bulutumuzun üst kısmını da planlayarak düz bir çizgi çizelim. Bu bulutumun alt kısmı olacak. Şimdi bulutumuzun üst kısmına şöyle yuvarlaklar yapalım. Ve bu da bizim bulutumuzu oluştursun. İşte bulutumuz hazır. Şimdi işin en eğlenceli kısmı başladı bile. Altındaki gökkuşağını renklendireceğiz ve bulutumuzun gözlerini ve ağzını tamamlayacağız. Gözleri için ve ağzı için yine siyah keçeli kalemimi kullanıyorum. Şuraya büyük bir daire, şuraya da büyük bir daire çiziyorum ve minik tatlış bir ağız yapıyorum. Daha sonra kağıdımın altına kadar devam eden düz bir çizgi çiziyorum. Bu birinci rengim olsun. Şurada bitecek çizgilerim. Araya kaç tane renk koymak istiyorsam o kadar çizgi çekiyorum. Örneğin 6 renk koyacaksam 1 2 3 4 ve 5 çizgi ekliyorum. Şimdi gözünü biraz sevimli yapabilmek için kawaii noktaları yerleştireceğim. Bunun için daha ince uçlu bir kalem de kullanabiliriz. Ben de öyle yapacağım. Daha ince uçlu bir keçeli kalemle şuraya bir noktacık, şuraya bir noktacık koyuyorum. Bu noktaların içini boyamayacağım. Yine bir nokta şuraya, bir nokta da buraya. Ağzının içini siyahımla tamamlıyorum. Şimdi gözlerini de tamamlıyorum. Ama o belirlediğim noktalara bunları kurşun kalemle de yapabilirsiniz. İçlerini boyamıyorum. Böylece gözleri daha sevimli görünecek. Bu noktaları yüz yuvarlak bırakmaya çalışıyorum. Yüz yuvarlak olursa daha da sevimli oluyor. Ve bu noktaların dışında hiç beyazlık bırakmıyorum. İşte benimkinin gözleri tamamlandı. Şimdi üst kısmına şöyle bir kalp yerleştirelim. Bunu kuru boyamla yaptım. Ve geçelim alt kısmının renklendirmesine. Keçeli kalemlerimin tamamını çıkarttım. Neredeyse bütün renklere ihtiyacım olacak. İlk olarak kırmızı rengimle birinci çizginin içini tamamlıyorum. Daha sonra turuncumla diğer çizginin içini tamamlıyorum. Gökkuşağı renkleri elde ediyorum. Sıcacık, canlı renkler oluşuyor gökkuşağı olduğunda. Ben de bütün bu renkleri şimdi resmimde görmek istiyorum. Ve sırada sarı rengim var. Sarı rengimle üçüncü çizgimi de tamamladım. Şimdi dördüncü rengime, yani yeşil rengime geçiyorum. Yeşil rengimle gökkuşağımın dördüncü çizgisini de tamamlıyorum. Ve açık mavi.
Benim açık mavimin de rengi biraz koyuymuş. İşte 5. çizgi de renklendi. Son olarak 4. çizgimi de bir ton koyu mavi ile tamamlıyorum. 6. çizgimi, pardon. İşte gökkuşağımın tüm renkleri doldu. Hem kolay hem de sevimli bir resim oldu. Şimdi yine mavi keçeli kalemle bulutumun şöyle çevresine, iç kısmına hafif bir mavilik koyuyorum. Bulutumun daha canlı görünmesini istiyorum. Keçeli kalemle boyadığım yerleri ellerimi değdirmiyorum ki henüz ıslaksa ellerim kirlenmesin ve resmim de bozulmasın. Hepinizin yapabileceği kolaylıkta oldukça sevimli bir etkinlik. İşte sevimli mi sevimli, tatlı mı tatlı gökkuşağım hazırlandı. Ben yaparken çok keyif aldım çocuklar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.